İhaleyi halle bırakmışsın. Bıraktım. O iş için çok emek harcadı. Biz harcamadık öyle mi? Bu ihale için ben günlerce çalıştım. Ama sen ne yaptın? Çok basit bir imzayla ona devrettin öyle mi? Ona gelene kadar neler neler gitti. Para umurumda değil artık. Baba, umurumda değil dediğim para 3 milyon dolar. O ihale bize hem prestij hem de paraydı. Prestiji batsın. Sait kaçmış, Muazzez kaçmış. Benim onurum, şerefim ayaklar altına alınmış, prestijmiş. Şirketin, ailenin büyümesi için o para gerekliydi. Yavrum, ailemiz küçülüyor. Bak, soframız bomboş. Bir gün Sait de, Şahis'le de geri dönecek. İnşallah. Ama Halil'e borçlu kalmak istemedim. Başka ne yapayım yani? Ne yap biliyor musun? Emekli ol. Sen atölyeye mi gideceksin Nevra? Sen de gelsin benimle çizimleri görüşüne. Ben gelmeyeyim ama başka zaman söz uğrayacağım. Sen nereye? Ben hazır buralara gelmişken şirkete binamın yanına uğrayayım diyorum. Git bakalım. Ama seni üzmesine izin verme, tamam mı? Niye üzsün canım? Sen yine de tetikte dur. Bu sefer tüm varlığına ona teslim olma. O kadar söylüyorum. Görüşürüz. Gel. Namık abi, bir şey rica edecektim. Eğer yolun üstüyse beni de giderken bırakır mısın? Bugün şirkette kimse yok. Senin burada kalman lazım. Tamam. Yani bu aralar çok işlerindesin. Yani bunca şeyden sonra yorulmuşsundur. Eğer işin bittiğinde, yani benim de işim biterse bir yerde oturup bir şeyler içebiliriz, hem kafan dağılır. Başka zaman Sevda. Benim çıkmam lazım. Hayırlı olsun Halil. Ofisin güzelmiş. Sağ ol. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. İşim var. Niye görmek istedin beni? Aslında seni görmek isteyen ben değilim. Çok mu şaşırdın? Söylediğin yalanla hayatımı kararttın. Yüzleşmeye geleceğimi tahmin etmen gerekirdi. Ben seni yurt dışına kaçtı sanıyordum. Muazzez'le birlikte. Muazzez'le mi? Nereden çıktı şimdi bu? Abin. Abin öyle söyledi. Gerçi yalan olduğunu anlamıştım. Ya bırak. Abim niye böyle bir şey söylesin? İftira atma sırası ona mı geldi şimdi? Sadece bana değil, herkese öyle söyledi.